Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle bir yasal uyarımızı yapalım arkadaşlar. Ben yatırım danışmanıydım. Hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı yapmıyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Daha sonrasında arkadaşlar şayet kanalımı beğeniyorsanız, videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Özellikle videolarımın altına yorum yazmayı unutmayın. En azından bir fikir paylaşımda bulalım. Arkadaşlar borsamızın tam kapanış saatinde, yani saat 6.35 şu an, günlük videoma bir devam edin dedim. Yani günlük bir değerlendirme yapalım dedim. Arkadaşlar borsamız bugün günü ilk başta bir düşüşte başladı. Yükselişle devam etti. Tekrardan son saatlere girerken tekrardan %0.25'lik bir değer kaybıyla düşüşle kaybettik arkadaşlar. Çünkü 90 binlere falan görmüştü. İstatistiklerine baktığım zaman arkadaşlar birçoğu yükselmiş, bir kısmı düşmüş. Son zamanlarda benim mesela Galatasaray'ın hisseleri örnek veriyordum arkadaşlar. Bugün günü 1.49'da açmışken 1.60 lira kadar yükseldi. Hemen hemen bir %10'luk bir kar getirdi. Güzel bir kar getirdi. Böyle olmasını temenni ederiz. Bütün yatırım yapan arkadaşların hisse senetleri adında böyle olmasını temenni ederiz arkadaşlar. İnşallah da böyle olur. Dediğim gibi arkadaşlar eğer özellikle şu gelecek ilk 3 ay arkadaşlar çok dikkat etmemiz lazım. Dış borçlar kapıda, ne olur ne biter belli değil. Ve arkadaşlar borsa atıyorum oynuyorsanız, altın alıyorsanız, dolar alıyorsanız, gümüş alıyorsanız günlük haberleri, günlük gelişmeleri takip etmeniz lazım. Misal FED'in açıklamaları oldu, ona göre borsamız yükseldi. Bugün misal Sağlık Bakanımızla Milli Eğitim Bakanımız akşam 7-7.30'da bir açıklama yapacaklar. Ona göre artık yarın ne olacak, ne bitecek. Her şey etkili oluyor arkadaşlar. Yüksekten alan arkadaşlar mecbur beklemek zorunda. İnşallah tez zamanda yükselir. Veyahut da paraları varsa alttan alıp daha hızlı kâra geçmeye çalışsınlar. En azından yüksekten aldığını alttan alarak kâra sokmaya çalışsınlar. Birçoğu benim arttı arkadaşlar hissenede. Oynadığım hissenetlerinde artış oldu. İnşallah da böyle devam eder diyoruz. Fakat dediğim gibi fazla bekletmeyeceğim. Çünkü bu gelecek 3 ay çok önemli. Ne olup ne biteceği hiçbir şekilde belli değil. Altın da artabilir, düşebilir. Dolar da artabilir, düşebilir. Tek temennimiz inşallah tez zamanda bu koronavirüs denen bir illetten kurtulup normal günlük rutin hayatımıza dönmemiz olur. Arkadaşlar şimdi borsadan şöyle geçelim. Dolar, altın, euroya geçelim. Bakalım ne oldu, ne bitti. Arkadaşlar dolar dün bir kayıpla başlamıştı. Bugün tekrar bir yükselişe geçti. Euro arkadaşlar kayıpla devam ediyor. 7'lerden 6.98'lere kadar falan düştü. Arkadaşlar gümüş çok oynadı. Dün 3'lere kadar çıktı. Bugün 2.90-2.91'lere kadar devam etti. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gümüş hakkında şöyle bir şey söyleyebilirim. Şayet gümüş alacaksanız, yüksek meblağda gümüş alacaksanız uzun vadeli alın arkadaşlar. Hani uzun vadeli alın ki en azından karınız daha çok olsun. Çünkü düşme ihtimali çok yüksek. Altında keza öyle. Bilginiz olsun. Alacaksanız uzun vadeli almayı unutmayın. Eğer az miktarda oynayacaksanız arkadaşlar al sat yapabilirsiniz. Karını kendi çapınıza göre ayarlayın. Misal diyelim 50 TL kar etmek istiyorsunuz. 50 TL olduğu zaman satın alttan geri alırsınız. Ondan dolayı arkadaşlar hani bunları altındır, gümüştür, bunları alacaksanız uzun vadeli, kısa vadeli, özellikle gümüş öyle söyleyeyim. Uzun vadeli almaya bakın arkadaşlar, kısa vadeli almayın. Arkadaşlar benim kendi fonlarıma baktığım zaman bugün iki tane fonum vardı. Bir tanesi yükseliş gösterdi, diğeri düşüş gösterdi. Normaldir. Bir gün düşer, iki gün yükselir. Şimdi arkadaşlar yapı kredi portföy özel sektör borçlanma araçları fonuna baktığım zaman bugün %0.0124'lük bir kar getirdi. Güzel bir kar. Diğerine baktığım zaman arkadaşlar yapı kredi portföy kira sertifikalı katıl fonuna baktığım zaman o da %0.0917'lik bir zarar getirdi arkadaşlar. Yani kötü mü? Yok, yarın yükselir. Çünkü grafiğine baktığım zaman düzgün bir giden grafiği var. Böyle de gitmesini temenni ediyoruz. Çok diplere kadar düşmesin. En azından yükselebildiği kadar yükselsin. Biz de o kadar kâr edelim. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. İnşallah tez zamanda ekonomimiz düzelir. Ekonomimiz düzelir demeyelim de. Şu koronavirüs illetinden kurtulduğu zaman daha güzel şeyler olacağı herkes biliyor. Tez zamanda koronavirüsten kurtuluruz da herkes parasına para katmaya devam eder. Dediğim gibi arkadaşlar sayfamı, videoları beğeniyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanetsiniz.